Şemsi İnkaya gibi duayen bir isimle ilk kamera karşısında geçtiğinde kaç yaşındaydın? 9 mu dedin? 9, 9 9-10 yaşındaydın. yaşlarındaydım. Ne bileyim işte 10 küsür sonra ilk kez karşı karşıya geldiniz. Tanıdı mı seni? Aa, baksana. Nereden tanısın seni? Nasıl güzellik. Ben bu yaşta çocuk güzeli seçilmiştim. 5000 çocuğun içinden. Hak etmişsin. Sen acaba ondan sonra başladı zaten benim televizyon hayatım. Ben 6 yaşında ilk dizimi çektim. Senaryo ezberliyordum setlerde. Aa, sen acaba annenin karnından da böyle falan mı doğdun? Prenses ol. Bakar mısın Çok güzelliğine? Güzel saçlar, kaş. Evet. 6 yaşında. Şimdi mesela bıraktım saçlarımı, kendi diplerim sarı çıkıyor. Belli, hani, evet. Ceyda 6 yaşında okuma yazmayı öğrendikten sonra senaryo mu çalışmaya başladın? Yani sette ezberliyordum, yani senaryo ezberliyordum. Çok küçüktüm, 6 yaşında yapıyordum. Annen ajansa mı götürmüştü seni? Hayır, yani nasıl şöyle oldu? Bir durum oldu. İşte babamın bir müşterisi dedi ki, Neşe Erberk düzenlemişti o yarışmayı da. İşte çocuk güzellik yarışması var, kızını sokalım, çok güzel kızım var. Babam dedi ki, hayır dedi, yani ne alakası var çocuk, hani ne yapacak dedi, seçilse ne olur dedi. Babamdan gizli resimlerimi yolluyor babamın müşterisi. Babam da tamam diyor, hadi diyor, madem şey oldu gidelim bari diyor, ne olacak diyor. Şimdi 5000 çocuğun içinden de benim kızım seçilmez diyor babam. İşte dayım, annem, ben gidiyoruz. Yani onların anlattığıyla, çünkü hani ben 5 yaşında hiçbir şeyi algılamıyorum. Ben tek ağladığımı biliyorum sürekli. Şimdi yurt dışından gelen çocuklar falan varmış. Annem de beni gayet sade bir şekilde giydirmiş. Hani siyah bir tane böyle, hani cicili bicili bir elbiseyle. Saçlarımı böyle açmış, bu böyle toplamış. Ondan sonra babam şey demiş, ya demiş, bak anneme şey diyormuş, baksana demiş, yani hani anneler ve çocuklar aynı giymiş, bizim kız hayatta olmaz demiş. İşte elemelere başlamışlar. Hı. İşte 50, 20 ona düşmüş. Hani babam şey demiş, yani 10 tane çocuğun içinde benim kızım var ama yok yok demiş, gelmez bu birinci. Şimdi 10 tane şey çocuğu açıklamış, işte biri şey güzeli, biri bilmem ne. Kraliçe olarak beni gösterince benim babam bayılmış. Ay. Ve hani sahneye anne baba çıksın demişler, benim dayım çıktı. Baba yok, baba bayılmış. Hani yok. Ondan sonra işte ilk Erguvan yıllarını çektim. TGRT'deydi. Kaç yaşındaydın? 6,5 yaşındaydım, işte 7 yaşında falan o şekildeydim. Sonra zaten peşinden işte Küçük İbo falan geldi ve ben 9... Küçük İbo, bir dakika. Tabii. Küçük İbo. Küçük İbo'da çiçekçi kızı oynuyordum. Ay, o kadar utanıyordum ki o zamanlar. Şimdi çiçekçi kızı oynuyorum, babasına bakıyor. 9 yaşındayım şimdi. Hem tiyatro okuluna gidiyorum, hem normal okula gidiyorum, hem sete geliyorum. Bir de sabah gidiyorum Kadıköy'ün ortasında, beni bırakıyorlar. Hadi kayıt diyor, çiçek satacaksın. Nasıl satacağım ben bu çiçeği şimdi? Hani utanıyorum insanlardan. Şöyle oluyordum ilk, hani hadi çiçeklerim var hani, diyemiyorum hani. Öyle zorladım bayağı kendimi. 2 sene işte öyle oynadık ve babam sonra şey dedi, hayır dedi, hani biraz hani devam eden okulu olmaz. Ama ben 9 yaşında, yani 9 yaşında belki bir çocuk bazı şeylere karar veremez. Ve ben dedim ki, ben bu işi yapacağım. Ben bu işe aşık oldum dedim, yani 9 yaşında. Ve ondan sonra hep hayatım bu işte gitti. Sürekli hani her sene bir dizim oldu. Aslında küçük boyla çalışmak peki. Küçük boyla çalışmak zor oldu mu? Nasıldı? Ya, eğleniyor muydun sette? Ya çok eğleniyordum. Çünkü iyi bu o zaman havalarda. Değil mi? Artist. Yani hani... Yani o da hani benden çok büyük değildi İbo galiba. Evet, hatırlarsam 3 yaş büyük galiba. Hı-hı. Çok net de hatırlamıyorum ama. Yani çocuk olduğum için belki o kadar ben algılamıyordum onu. Hı-hı. Hani 9-10 yaşındaki hani çocuk, biz hani eğleniyorduk, gülüyorduk. Hani onun hani o tavırlarını ben hissetmiyordum. İbo sana aşık olmuştur. Ha, bilemeyeceğim. Onu bilemeyeceğim. Güzel kız görünce çünkü dayanamıyorum, ben kalbi atmaya başlıyorum. Ama şöyle bir şansın olmuş. Şimdi çok küçük yaşta bu işlere başlayanlar daha sonra yani... Tabiri caizse biraz sapıtıyorlar. Tabii, sapıtıyor. Hem maddi hem manevi olarak. Ya da tipleri değişiyor. Eski güzellikleri kalmıyor. Sen daha güzel bir kız oldun. Bir de anladığım kadarıyla anne baba sürekli başındaydı. Öyle bir dağıtma durumu falan da olmadı. Yok, yani şöyle bir durum oldu. Hani hep bu ya, yani çok küçük yaşta başladım. Ve en büyük şansım hep usta oyuncularla çalışmak oldu. Yani hani onlar beni çok eğitti. Ve ben hayat tarzım var, şunu yaptım. Evet, hani bir başarıya ulaşacaksan bu bir anda değil, yavaş yavaş olması gerekiyor. Evet, şu an hani çok iyi bir yerdeyim. Belki bir dahaki sezona çok daha farklı bir yerde olacağım. Önemli olan hani insanların hani o egolarını aşması gerekiyor. Hmm. Hani ve evet, annem babam her zaman arkamda destek oldu. Sette hani... bekliyorlar mıydı seni? Kim? Anne baba. Yok, hayır. Mesela 9 yaşında, yani 9 yaşında küçük gibi döneminde babam sete gelirdi. Dayım sete gelirdi ama ondan sonraki hiçbir setime gelmediler. Yani mesela ben 16 yaşında Urfa'ya gittim. Gurbet Kadını çektim ve 2 sene Urfa'da yaşadım. Sürekli İstanbul'a geliyordum ama
çoğu hayatım Urfa'daydı. Gurbet Kadın'da kim vardı? Meltem Cimbul, Fatma Gerik, Mahmut Cevher, Burak Akka, Timuçin Esen, onlar vardı. Çok şanslısın sen ya. Tabii Özgür Kavruk falan. Hani hep onlarla çalıştım. İstesen şimdi bir araya gelmem lazım. Aynen. Yani annem babam her zaman destek oldu. Bir de hani ben çok, yani çok farklı bir kızdım. Hani hep sakin hayatı seçtim. Hani çünkü bazı şeylerin bana zarar getireceğini ben çok iyi biliyorum. Hani işim konusunda ya da hani kişiliğim konusunda. O yüzden hep geri durdum. Ha, tamam, yanlışlar olur, insanların hataları ama. Olacak tabii. Ben hep bir düzgün hayatı seçtim. Hani ya herkesin olmuştur. Ne mesela? Neden rahatsızsın meslek hayatın boyunca yaptın? Ne seni rahatsız ediyor? Meslek hayatımda hani bir şeyde rahatsız değilim. Sonuçta hani hani tek bir şey var hani hayatım boyunca rahatsız oldum. Hani evet, hani ben... yani şu an hani o evet, cesur çok iyi fotoğraflar mı diyorsun? Yok, hayır, hani çok iyi bir oyuncuyum. Hani kendi açımdan evet çok iyi oyuncuyum. Takdir alıyorum etraftan, usta oyuncularımdan, yaptığım projelerden. İnsanların sürekli hani magazinsel olarak görmesinden ben çok sıkıldım. O yüzden mesela ben artık öyle bir karar aldım ki hayatımda yine. Bravo. Her şeyden uzak dedim. Yani şu an hani yaptım, evet şu an Feriha'dan çıktıktan sonra 2 aydır hani bir proje yapmadım. Ama mesela ben bunun bu 2 ay içinde... hani dışarılarda çıkıp dağıtmadım. İşte sporuma gittim, dans eğitimi alıyorum. İşte dil eğitimi her zaman alıyordum, ona gidiyorum. Ailemle vakit geçiriyorum, kitap okuyorum, tiyatroya gidiyorum, işte bale izlemeye gidiyorum. Sürekli bu yönde artık hayatımı çizmeye şeyi başladım. Şeyi fark ettin yani, özel hayatla gündeme gelmek... Ben hani zaten normalde hani hiç özel hayatla gelmekten çok hoşnut değilim. Hmm. Sadece bana birisi özel hayatımı sorduğunda hani yaşıyorsam evet yaşıyorum, yaşamıyorsam yaşamıyorumdur. Ama hep... bu öne sürüldü. Hani farklı. Ben de hep bundan şikayetçi oldum. Hayatım boyunca tek şikayetim olduğum konu bu oldu. O yüzden hani çoğu insan da artık hani konuşmuyorum. Yani konuşmuyorum diyorum, geçiyorum. Şimdi güzel bir kızsın. Yakışıklı ve çapkın beyler bırakmak istemiyor. Gazeteciler olarak da güzel bir kızı sayfalarımızda görmek istiyoruz. Tabii. O yüzden gündeme geliyorsun. İstemesen de yani. Evet, istemesem de bol bol geliyorum. Ama şimdi kararlar aldık galiba. Şu an evet kararlar aldım. Hayatım konusunda da bu yönde ilerliyorum. İşte şimdi çekimlerim başladı. İşte dediğim gibi dans eğitimine falan gidiyorum. O yüzden hep bu yönde Ceyda peki edeceğim. Bu yönde böyle devam ederken hoş birisi geldi, seni beğendi. Sen de işte diyorsun ki el ayak çektim, uzak duruyorum. Nasıl sana ulaşacak? Nasıl ya, sana duygusunu dile getirecek? Şimdi bunu hani önceden belirleyemezsiniz. Tabii ki de şu an hani ben hani şu an hani işime odaklandım. İşimle ilgilenmek istiyorum. Çünkü hani bu benim için şu an çok önemli. İşim çok önemli benim için. Kariyerim önemli. Tabii ki de hani bir insan aşk yaşayacağı zaman hani bu geliyorum demiyor. Bir anda geliyor. Tabii ki de yaşarsın hani ilişkiyi. Belki yaşayacağım ilişkiyi. Belki uzun bir süre yaşamayacağım. Hani ben bunu bilemem ama şu anda tek odaklandığım nokta işim. Çok işe odaklandın mı? O aşklar genelde setten çıkıyor benim. Şu hayatım boyunca hiçbir zaman setten bir ilişki yaşamadım. Çünkü hep geri durdum öyle bir şeyden. Yani büyük konuşma. Yok hani bu büyük konuşmak değil. Hani ben orayı hani... ekmek iş, kapım olarak görüyorum. Hayır, diyorsun. İş olarak görüyorum çünkü evet. Yan setlerden gelebilirler artık. Bütün diziler ortak yerde çekiliyor. Pilotalardı değil mi? Yan pilotalardı. Yan pilotalar. Yani sette ilişki... yani olabilir, yaşayabilirsin de çok normal. Yani yaşayan insanlara da saygı duyuyorum ama insanların işini çok etkiliyor bu. Aynı tabii. Setteyseniz çok etkiliyor. Hani eğer ben o insanla bir ilişki yaşayacaksam setteki biriyle o işten sonra belki yaşarım. Yani zaten olacağı varsa olur. Ya da dizinin bitmesini ya da başlarsam da öncelik işim olur, o olmaz. Yani gene o benim arka planımda kalır. Ama o zaman da çok zor oluyor. Diyelim ki iki sevgiliyi oynuyorsun, öpüşme sahnen oluyor. Ya da sen başkasının sevgilisini oynuyorsun, onunla öpüşme sahnesi oluyor. Sonra da soruyorsun, yok biz profesyoneliz, hiçbir şey hissetmiyoruz. Yalan dolan bu işler tabii. Böyle mi? Bence o değil. O sahneler. Ya işin açıkçası yani iki oyuncu dahi olsa, hani evet, bu sektörden olsa, biri dediğiniz gibi sahneler çekse mutlaka kıskanılıyor. Evet. Hayır, biz oyuncuyuz, profesyoneliz ya, deseler de mutlaka aralarında küçük bir atışma oluyor, bir şeyler oluyor. Yani... ya bilmiyorum, ben anlam veremiyorum. Ya da gidiyor inat, diyelim ki oyuncu bir sevgilim var. Sen Ahmet'le rol gereği öpüştün. O da gidiyor bir sonraki bölümde Ayşe'yle rol gereği öpüşüyor. Öpüşen öpüşen. Yani peki. Ben hani sonuçta ben bu işi yaptığım için ve oradaki noktayı bildiğim için ve eğer bir oyuncuyla da ilişki yaşayacaksam, çünkü ben biliyorum bu işi. Yani çocukluğumdan beri de biliyorum. O yüzden o benim için problem değil. Hani çünkü o işini yapıyor, sanatını yapıyor.
Ha sonra o bir şeylik yapıyor. Sonra söylemeyeceğim hani. O zaman da ben olmam. Ayrı bir konu. Peki şöyle Twitter'a da bir göz atalım. Ceyda Ateş Emir'in yolu değil de Feriha'dan çıktığımdan beri diyor. O bile benimseyememiş sanırsam Emirci'nin yolunu demiş. Bir hala bir takıklık var değil mi? Sana da tweetler geliyor mu işte? Keşke dönmeseydin diye. Evet yani diziye. Ben aslında işte evlerden birine geçtikten sonra işte çok güzel yorumlar aldım. Daha sonra işte evlerden biri biteceği zaman işte benim tekrardan Emir'in yoluna döneceğim şeklinde haberler çıktı. Çok tweetleri aldım. İşte dönme, hata yaparsın, işte biz seni orada görmek istemiyoruz, başka projeleri. Ama şimdi şöyle bir durumda baktım. Evet belki eski bir işe dönmek belki hani insanlar tarafından hata ya da yanlış olabilir ama... Bir yerde 2 sene boyunca emek verdiğim bir iş. Hani çok sevdiğim bir karakterdi Hande karakteri. Çok da güzel oynadı. Onun dışında arkadaşlarım vardı. Hani bir duygusal bağ vardı. Fatih Aksoy hani elinde büyüdüm birçok projesinde yer aldım. Bir de saygı duyduğum bir işti. Hani dedim Emir'in yoluna geri döneyim ben en iyisi. Tekrardan döndüm ama hani kısmet değilmiş. O kısa bir süre sürdü. Sonra biliyorsun Emir'in yolu oyuncuları... Bazıları diyelim narkotik polislerince gözaltına alındı. Tatsız olaylar yaşadılar. Hiç konuştun mu arkadaşlarını aradın mı? Çünkü her ikisiyle de karşılıklı sahnelerin çoktu. Yani ben hani bunları tekrar konuşmak hani o insanlar için de üzücü ve yıpratıcı olabilir. Hani benim de hani bunları konuşmam yanlış olabilir. Ben hani gerekli hani yani gerekli desteği ve açıklamayı zaten hani basınsal olarak hani Twitter'ımda da yaptım. Zaten hani her şey de sonucuna varıldı. Şimdi herkes evinde hayatını diyorsun. Yaşıyor. Herkes peki gördün işte... mü onları o olaydan sonra? Görmek istedin mi en azından? Ben görmedim çünkü ben çok yoğundum. Hani hiç kimseye göremedim. Hani sürekli bir de burada da değildim. Gidiyordum, geliyordum. Bir de bu yeni işle uğraşıyordum. O yüzden görmedim ama herkesin çok iyi olduğunu biliyorum. İşte telefonlarda olsun haberlerini alıyordum. Onlar da işte yeni projelerine hazırlanıyorlar. Herkes bir çalışma içinde. Evet, Çağatay Ulusoy özellikle kendisini eve kapatmış. Hocaların dışında kimseyle de görüşmek istemiyormuş. Evet. Twitter'da da o dönem şöyle bir şey çıkmıştı. İyi ki Hazal Kaya ve Ceyda Ateş zamanında o gruptan uzak durdu. Onlar da yıpranacaktı bu şey arasında. Kavga dövüş arasında. Peki senin kaşlarına bayılmışlar. Evet. Hayal diyor ki... Kaş boyasıysa ya da dövmeyse lütfen tavsiyelerde bulunabilir mi demiş. Dövme değil. Benim kaşlarım çok boyuz. Benim kaşlarım inceydi önceden. İşte kaşlarımı kalınlaştırmak istedim. Çok sevdiğim bir ablam kalınlaştırdı. Bu da nasıl oldu? Bir süre kaşlarını almayacaksın. O şekilde gireceksin. O evrede biz başka bir şeye benziyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Hep öyle diyorlar almayacaksın. 6 ay bekledim 2 tane buradan çıktı bir tane buradan çıktı. Yani benim kaşlarım gerçekten hani bayağı yani çıkıyor yani o kaş konusu da çok bereketli. Ha kaş. Çıkıyor ama hani topluya yani aldı bu kaşlarımı ve kalınlaştırdı. Yani daha düz bir kaş aldığı için hani düz bir kaş istedim ve kalın bir kaş istedim. Böyle olduğu için de insanların çoğu dövme zannediyor. Ama değil, kendi kaşlarım. Gözlerde lensmans de yok çünkü onu da sormuşlar. Yok, hatta makyajsız daha güzel diyenler var. Sarıya dönmeyi düşünüyor mu diye soranlar yok. Var. Yani sarıya şu an dönmeyi düşünmüyorum ama hani belki çok farklı bir rol gelir ve hani o rolü çok severim. Ve sarı isterler belki olabilir ama şu an düşünmüyorum.